birlikte sevdamız tokat olsun. Hay maşallah, hay maşallah. Lütfen kendinizi bir alkışlar mısınız? Helal olsun size. Hay maşallah. Tokat, yeşil yurt, yağmur köyü dostlarımız, yağmur köyü dostlarımız, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Buradan yağmur köyüne de, Tokat'a, yeşil yurta selam olsun diyelim. Haydi bakalım. Bizler her hafta bu saatlerde sevdamız Tokat, sevdamız Anadolu, sevdamız aydınlık Türkiye diyoruz. Ve değerli dostlar, sesimizin ve görüntümüzün sizlere ulaşmasında ana sponsorluğumuz üstlenen, sadece bir hikaye değil, sezon boyu sponsorluğumuz üstlenen Engin Gayrimenkul, Üzeyir Engin'e de bir alkış rica ediyorum sizlerden lütfen. Ve bu akşam Yağmur Köyü'nü konuşacağız değerli dostlar. Kah Yağmur Köyü'ne gideceğiz, Yeşil Yurt'a. Kah burada derneğimizin faaliyetlerinden bahsedeceğiz. Sizler alkışlayın lütfen. Dernek Başkanımız Özcan Seçkin, alkışlarla alıyorum huzurlarınıza. Başkanım hoş geldin. Hoş bulduk abim, teşekkür ederim. Nasılsın, iyi misin? Çok sağ olun, sizler nasılsınız? Vallahi gördüğün gibi seyirciler doldurdu tribünü maşallah. İşte yağmur köylüler bunlar. Ne diyeyim yani? Her şey göz önünde. Helal olsun. Bir alkışlar mısınız başkanımızı da? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Neler söylersin başkanım? Yıldız TV'deyiz. Öncelikle ekran başında bizi seyreden yağmur köylülere ve Tokatlı hemşerilerimize ve buraya gelip de bizleri onurlandıran değerli yağmur köylü üyelerimize, dernek üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Eyvallah başkanım. Başkanım o zaman yerimizi alalım. Sohbetimizin geri kalan kısmını yerimize yapalım. Diyoruz ki nasıl başlarsak öyle gider. Güzel başlayalım değil mi dostlar? Haydi Gökhan ver müziği, başlayalım programımıza. Sulu sarayla birlikte sevdamız tokat olsun. Eyvallah. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Çok değerli Yıldız TV izleyicileri, sizler de ekranları başından programımıza aktif olarak katılabilirsiniz. Telefonunuzun mesaj yaz bölümüne gelerek büyük harfle Yıldız TV yazıyorsunuz. Bir boşluk bırakıyorsunuz. Mesajınızı yazdıktan sonra da 3969'a gönderin gelsin. Biz de buradan cam aynadan bütün dünyayla paylaşmış olalım. Değerli dostlar, çok değerli izleyenlerimiz, bu akşam yine atacağınız mesajlarla her evde olması gereken bağlama. Bu ayın bağlamasını da yine bir dostumuza, bir izleyenimize vereceğiz. Her evde olması gereken bağlamamızı da Sami Demir kardeşim veriyor. Sami Demir kardeşime çok teşekkür ediyorum, sağ olsun. Şu an yeni doğanda müşterilerle beraber bizleri izliyor. Selam olsun diyelim Sami Demir kardeşime de. Başkanım, tekrar hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Eyvallah. Talip kardeşim. Teşekkür ederim Turan abi. Nasılsın, iyi misin? İyi değiliz aslında. İşsiz güçsüz geziyoruz. Yani işsiz misin? İşsiz güçsüz geziyoruz. Bana şey diyorlar şimdi. Ya sen nasıl çalışıyorsun işte fabrikadasın, işte saç çalıyorsun. Evet. Biz bu bağlamayı ve sözleri halk için yapıyoruz. Ben halkın sanatçısıyım. Gurur duyuyorum kendimle. Buraya gelen tüm misafirlerimize de saygılarımı sunuyorum. Efendim. Eyvallah. Çok teşekkürler kardeşim. Tekrar hoş geldin. Başkanım, önce ekran başında bizi izleyen, Yağmur Köyü'de şu an bizi izleyen dostlarımıza ve ülkemin değişik yerlerinde izleyen Yağmur Köyü'de dostlarımıza neler söylersin onu bir söyleyelim. Ondan sonra da programımıza başlayalım. Öncelikle Yağmur Köylü olmak bir sevdadır. Evet. Yağmur Köyü'nü sevenler ve ben bunu çok iyi biliyorum. Çünkü gurbette yaşayanlar olarak biz 1000 kilometre uzaklara geldik ama gönlümüz, yüreğimiz, kalbimizin bir tarafı hep Yağmur Köyü'nde. Yağmur Köyü'de. Evet. Ölümüzde, dirimizde Yağmur Köyü'ne gidiyoruz. Yağmur Köyü'deyiz. Eyvallah. Evet. Yani köylerimize ben şunu belirtmek istiyorum. Köyümüzü seviyoruz. Köyümüz Anadolu'nun kırsal bir yerinde. Çok da kırsal olmakla birlikte. Evet. Güzel bir köy, şirin bir köy. Köyümüzün 3 misli insan şu anda dışarıda yaşıyor. Avrupa, evet. Özellikle yoğun olarak İstanbul, evet. Ankara ve İzmir'de yaşayan köylerimiz var.
Onların hepsine buradan selamlarımı gönderiyorum. Gelemeyenler arkadaşlarımı da köylerime de şunu söylüyorum. Bizleri mesajlarınızla destekleyin. Eyvallah. Turan Bey mesajlarını da destekleyin. Evet, evet. Eyvallah. Çok teşekkürler başkanım. Talibim, hemen senden bir nefes arası, bir türkü arası diyelim. Tamam. Ve programımıza başlayalım. Alkışlar da Talip Doğan için olsun. Haydi bakalım. Evet, sağ olun. Biz Deniz Gezmiş diyelim o zaman. Ben alkışları Deniz Gezmiş için ve onun yoldaşlarına istiyorum. Sağ olun. Nerede kendini bilmek çocuklar, bir sabah öylece çekip gittiler. Çınladı alkışlar kör sokaklarda, yankısı kime kaldı? Nerede kendini bilmek çocuklar, bir sabah öylece çekip gittiler. Çınladı alkışlar kör sokaklarda, yankısı kime kaldı? Deniz koydum adını, kederi bende kaldı. Uzak köyler kurdum birbirine, denizine aldandım. Uzak köyler kurdum birbirine, denizine aldandım. Acının surlarında ateşler yaktı, vuruldu şehirler soluksuz kaldı. Kendine çekildi bütün zamanlar, gölgeler orada kaldı. Acının surlarında ateşler yaktı, vuruldu şehirler soluksuz kaldı. Kendine çekildi bütün zamanlar, gölgeler orada kaldı. Deniz koydum adını, kederi bende kaldı. Uzak köyler kurdum birbirine, denizine aldandım. Kederi bende kaldı. Uzak köyler kurdum birbirine, denizine aldandım. Teşekkür ederim. Eyvallah kardeşim. Yüreğine sağlık. Çok teşekkürler. Özcan Başkanım, biz bu akşam hem Yağmur Köyü'nü konuşacağız, köye de gideceğiz, orada neler oluyor, derneğimizin köye bakış açısını sizden öğreneceğiz, köylülerimizin de derneğe bakışını sizden öğreneceğiz. Ama bir taraftan da biz bu akşam Yağmur Köyü'nü konuşacağız ya, dilersen önce bir de sizi yakinen tanıyalım, hem de bizim izleyenlerimiz tanımış olsun. Özcan Seçkin kimdir? Kısaca bir tanıyabilir miyiz başkanım sizi lütfen? Özcan Seçkin kimdir? Özcan Seçkin de bütün Yağmur köylerinin olduğu gibi köyünde büyüyen, yetişen, 30 yaşına kadar köyünde çiftçilik ve hayvancılık yapan birisidir. 30 yaşından sonra ben gurbete çıktım. Tekirdağ Çerkezköy'de yaşamaktayım. Orada şu anda evim, barkım,
Orada çalışıyorum. Ne işle meşgulsünüz başkanım? Ben emlakçılık, gayrimenkul işleriyle uğraşıyorum. Emlakçılık yapıyorum orada 8 senedir. Orada ikamet ediyorum, orada yaşıyorum. Özcan Seçkin budur kısacası. Evet. Başkanım dernek ne zaman kuruldu? Yeni mi kuruldu? Derneğimiz Turan Bey, ilk derneğimizin kuruluşu var bir kere 1997. Evet. Fakat bazı nedenlerden dolayı ben yoktum o zaman. Derneğimiz dağıldı. Daha sonra 3 Temmuz 2014'te köylerimiz yeniden dile getirmeye başladı bu. Çünkü gurbette yaşayan insanlar cenazelerinde, düğünlerinde bir araya gelmezse, köylüsü olmazsa mutsuz olmuyor, mutsuz oluyor. Yani dışarıdan 1000 kişi olmadansa köyünden 100 kişi olması insana daha katma değer katıyor. Dolayısıyla insanlar bunu talep etmeye başladılar dernek dernek. Ve 2014'te tekrar bir oluşuma gidildi. Yeni bir yönetim seçildi. Evet. Abbas Kılıç önderliğinde. Derneğimiz kurulmuş oldu. Evet. Abbas Kılıç. Evet, 3 yıl. Evet, evet. Abbas Kılıç 3 yıl görev yaptı. Daha sonra görevi ben devraldım arkadaşlarımla birlikte. Bir yılı geçkin süredir de ben devam ediyorum. Evet. Şimdi Özcan Başkanımızla bizim tanışmamız yine sosyal medya üzerinden oldu. Programımızı sağ olsun takip ediyor kendisi. Programımızı izliyor idi. Yani aslında bu Özcan Seçkin'in değil, Yağmur Köyü'nün tanıtımı, Yağmur Köyü'nün faaliyetlerinin burada konuşulması ve Yağmur Köyü'nün neler yaptı değil mi başkanım? Biz burada Yağmur Köyü diyoruz. Evet. Bu anlamda şimdi izleyenlerimiz de belki Yıldız TV izleyenlerin çoğu da Yağmur Köyü'nün nerede olduğunu bilmiyor olabilirler. Dilerseniz Yağmur Köyü'ne burada nasıl gideceğiz? Onu bir tarif eder misiniz? Ya da Tokat, Turhal neresinde? Şimdi Yağmur Köyü ilçemiz Yıldızeli, yani Sivas Yıldızeli sınırında Yıldızeli bulunmakta. Evet. Evet. Daha çok Sivas tarafına yakınız biz. Tokat'a 60 kilometre mesafesi, Yıldızeli'ne de yaklaşık 60 kilometre mesafesi. Tam ortada bulunmaktayız. Yeşilyurt'a bağlı değil mi? Evet, Yeşilyurt ilçemiz. Daha önce biz Artova'ya bağlıydık. Evet. Fakat daha sonra Yeşilyurt ilçe olunca köyümüze yakın olduğu için 5 kilometre mesafemiz ilçeye. Biz Yeşilyurt'a geçtik. Tokat'tan 60 kilometre Sivas tarafına doğru giderlerse Yağmur Köyü'ne ulaşırlar. Başkanım bir de siz komşu köylerin Doğulacık Köyü'nü biliyorum bir tane. Doğulacık Köyü. Evet, Doğulacık. Serhat Çelik Başkanıma da buradan selam olsun. Bizden de selam olsun Serhat Başkan'a. Doğulacık bizim kardeş köyümüz. Evet. Hemen hemen çoluğunu çocuğunu herkesi tanırız biz orada. Onlar da bizi tanırlar. Dediğim gibi Yağmur Köyü ile Doğulacık zaten ayrı tutulamıyor. Yaklaşık bir köy gibiyiz sağ olsun. Ne güzel, evet. Ne güzel. Başkanım, faaliyetler elbette devam ediyor ama bu kaç kişilik üyeyle bu faaliyetleri yapıyorsunuz? Derneğimizin üye sayısı kaç? Şimdi şöyle söyleyeyim Turan Bey, bizim köyümüz yaklaşık İstanbul'da 100 hane filan. 100 hane. Evet, 100 hane filan. Fakat bizim dernek üyemiz 75 kişi. Evet. Bunlardan 25 kişi derneğimize üye değil. Onu da daha sonra açacağız. Çünkü bu konudan ben önem veriyorum. Yani bütün köylerimin derneğe üye olmasına çok önem veriyorum. Başkanım, örgütlü olmak güzel bir olay değil mi? Yani köyünün bir araya gelmesi, bu sivil toplum örgütü olur. Gerek sivil toplum örgütleri içerisinde birleşmemiz gerekiyor değil mi başkanım? Tabii ki mutlaka mutlaka. Örgütsüz bir toplum topal bir toplumdur bana göre de. Evet. Birlik ve beraberliğimiz içinde, ülkemizin birliği içinde örgütlü olmak çok önemli bir şeydir. Siyasi partiler örgütler olabilir, evet. Dernek örgütler olabilir. Ama mutlaka örgütlü olmamız gerekiyor. Özellikle şu şartlarda, ülkemizin şu şartlarda örgütlük çok önemli. Peki, Yağmur Köylüler dediniz ya, bir kısmı köyde yaşıyor ama bir çok daha fazlası da gurbette. Evet, gene de nerede yaşıyorlar başkanım? Şimdi yoğunluk olarak İstanbul'dayız. İstanbul. Evet, İstanbul'da. İstanbul hangi bölgesi başkanım? Biz çok dağınız. Zaten bütün sıkıntımız da orada başlıyor, derneğin bütün sıkıntısı. Bir kısmımız ta Tuzla'da, bir kısmımız Tekirdağ'da. Yani. Evet, yani öyle. İşte Avcılar'da var bir kısmımız. Esenyalı'da oturuyor ağırlık bir kısım. Sarıgazi'de olan arkadaşlarımız var. Yani her tarafa yaygınız. Evet, İstanbul'un her tarafına yaygınız. Dolayısıyla, peki bunları bir araya getirmek de zor olur başkanım ya. Özellikle şu aşamadan sonra çok zor Duran Bey. Çünkü insanlar belli yerlerden evlerini almışlar. Evet. Belli yere yerleşmişler. Onları oradan koparıp da bir araya getirmek artık mümkün değil. Yani evet, bu şekilde idare ama etmeye çalışıyoruz. Ama etkinliklerle, düğünde, bayramda bir araya geliyorsunuz. Her şartta bir araya geliyoruz sağ olsunlar. Yani işte gördüğünüz gibi bir kısmımız ta Esenyal'dan geldi. Ben ta Tekirdağ'dan geldim. Tekirdağ'dan, Çerkezköy'den gelen dostlarımız da var. Sarıgazi'den geldiler. Bizi yalnız bırakmadılar. Hiç yalnız bırakmıyorlar sağ olsunlar üyelerimiz. O konuda gerçekten bizim köyümüz çok
Onu söyleyecektim. Yani işiniz zor mu kolay mı başkanım? Çünkü önemli olan köylülerin bir kere destek olması, değil mi? Üyelerin bir kere destek olması. Kesinlikle, zaten üyesiz hiçbir şey yapamazsınız. Siz ne kadar paranız olursa olsun, ne kadar zengin olursanız olun, üyeler sizin arkanızda değilse sıfırsınız. Bir başkan sıfırdır. Peki. Turan Bey. Doğru söylüyor başkanımıza, teşekkür ediyorum. Bir nefes arası verelim değil mi başkanım? Tabii. Bir nefes arası, evet. Türkü arası. Bugün bu akşam talebi boş durumu bırakmayacağız. Sürekli türkü. Hep türkü okurum. Okuyor. Hep okurum türkü. Hadi evet. Bakalım kardeşim. Sağ olsun. Hadi bakalım. Evet, ben bu eseri şu an bizi ekranları başında izliyorlar Turan abi. Çok değerli dostlarım var benim. Onlara göndereyim. Gürbüz dayıma, Pendik Zabıta Komiseri Atilla dayıma gönderiyorum. Yakacık polis karakolunda görev yapan iki tane değerli polis arkadaşım var. Murat'la Levent kardeşime göndereyim. Ahmet Karan gelsin, su başında durmuşsun diyelim. Çok seviyorlar bu türküyü, onlara söyleyeyim. Başında durmuşsun, gözlerini yummuşsun, beni benden değil de beni elden sormuşsun. Su başında durmuşsun, gözlerini yummuşsun, beni benden değil de beni kimden sormuşsun. Yürürsün yayasın, hem söyler hem ağlarsın. Ölümlerin en güzeli, beni kimden sorarsın? Yine de yandı gönlüm, yine de yandı gönlüm, yine de yandı gönlüm, vay vay vay. Yine de yandı gönlüm, yine de yandı gönlüm, yine de yandı gönlüm, vay. Yine de yandı gönlüm, yine de yandı gönlüm, yine de yandı gönlüm, vay vay vay. Yine de yandı gönlüm, yine de yandı gönlüm, yine de yandı gönlüm, oh. Su başında durmuşsun, gözlerini yummuşsun, beni benden değil de beni kimden sormuşsun. Yürürsün yayasın, hem söyler hem ağlarsın. Güzellerin en güzeli, beni nerede ararsın? Yine de yandı gönlüm, yine de yandı gönlüm, yine de yandı gönlüm, vay vay vay. Yine de yandı gönlüm, yine de yandı gönlüm, yine de yandı gönlüm, vay. Evet. Eyvallah. Yine de yandı gönlüm. Yine de yandı abi. Gönlüm. Eyvallah. Yüreğine sağlık kardeşim. Çok teşekkürler. Talipçim, yani türkü söylemek güzel bir olay değil mi? Ya türkü söylemek vallahi güzel. Valla imreniyorum valla. Sana imreniyorum. İşte demin ilk programa başlarken onu, evet, şey yaptım Turan abi. Bana şey diyorlar, işte sen fabrikada çalışıyorsun. Evet. İşte bu sanatın var. Ne güzel işte, bundan para kazansana. Ben hiç para kazanmayı düşünmedim bundan. Yani yolum belli, duruşum, evet, belli. Çizgim belli benim. Halkın sanatçısıyım. Kendimle gurur duyuyorum. Halk için varım. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Sağ, yüreğine sağlık kardeşim. Başkanım, bizim de misafirimiz var. Ta Almus'tan, Tokat'tan Almus'tan geldi. Biz programlarımızda her zaman söylüyoruz. Saddam abi, Saddam abi diyoruz.
Hüseyin Yücel. Ya gerçekten birazdan göreceksiniz ama Saddam'la uzaktan yakından alakası yok. Yufka yürekli bir abimiz. Saddam abi seni böyle bir alabilir miyim lütfen? He, eli de boş gelmemiş. Şunu vereyim sana Saddam abi. Saddam abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Vallahi çok incesin diyeceğim de bir, bayağı bir kilo almışsın Saddam abi. Rahatlıktan galiba. Eyvallah, hoş geldin. Neler söylersin Saddam abi? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben de buraya bir vesileyle geldim. Sizin de programınıza katıldım. Avcıları Belediye Başkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeğenim kendisi. Ona destek amaçlı geldim. Avcılar'da... Nasıl yani? Turan Ançerli ile aynı akraba mısınız? Turan Ançerli amcamın oğlu. Annemin de yeğeni. Yani biz akrabayız. Ona destek için geldim. Avcılar'da bulunan arkadaşlarımdan ona sahip çıkmaları. Ben de Tokat Almus'ta İl Genel Meclis üyesi adayım. Geri gideceğim. Bu vesileyle de Turan Bey'in programına eşlik edeyim. Bizi ekran başında izleyen canlardan, dostlardan Turan Ançerli'ye sahip çıkmalarını istiyorum. Eyvallah. Çok teşekkürler. Az önce program öncesi Saddam abiye dedim ki, Saddam abi sosyal medyadan paylaşımını yap ki reytingimiz biraz artsın. Adam tanınıyor ya. Tokat'ta tanınıyor vallahi. Şimdi Saddam abinin şöyle bir özelliği var. Bütün sana Tokatlı sanatçılarımıza, dostlarımıza, derneklerimize mutlaka bir katkısı vardır. Ben ona türkü yürekli abim diyorum. Sanatçı dostu abim diyorum. Saddam abi çok teşekkür ediyorum sana. Şunu şöyle koyayım. Yüreğine sağlık Saddam abi. Ederim. Eyvallah. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Sağ olasın. Sanatçı arkadaşımıza da, dernek başkanımıza da başarılar diliyorum. Eyvallah. Etkinliklerinizde çağırırsanız gelirim. Her etkinlikte varım. O kadar. Çok o kadar net. Sağ ol. Öpeyim abi. Çok teşekkürler Saddam abicim. Yüreğine sağlık. Sağ olun. Var olun. Buyur başkanım. Başkanım, sizde kadın kolları, gençlik kolları, yani sonuçta dernekte olmazsa olmazlar diye düşünüyoruz. Bu örgütlerinizde var değil mi? Kadın kolları, gençlik kolları var mı başkanım? Yok bizde. Turan Bey, maalesef yok. Neden yok? İşte demin de gerekçelerini açıkladım. Köyümüz çok dağınık bir köy. Evet. Bu insanları bir araya bir getirmek çok zor. Dolayısıyla insanların çalışma ortamları İstanbul'da malum biliyorsunuz sadece bir pazar günleri boş kalabiliyorlar. Pazar günlerde çalışan birçok insan var. Dolayısıyla bu gençleri, bu bayanları bir araya getiremiyoruz. Ve biz derneğimizde böyle bir oluşum yapamadık. Yapamayız diye düşünüyorum. Yani ama yapmamız lazım başkanım. Mutlaka yapmamız lazım. Şu an ben Sevdamı Sokak program sunucusu olarak Yağmurköy dostlarımıza sesleniyorum. Kadınlarımıza, analarımıza, bacılarımıza ve gençlerimize. Lütfen gelin derneğimize, bu örgütlerimize, bu yapılarımızı kuralım. Bunlar çok önemli. Şunun için söylüyorum başkanım, derneklerde olmazsa olmaz kadınlarımız, kadınların olduğu yerde bereket vardır, başarı vardır diyoruz. Evet, bu çağrımızda Sevdamı Sokak aracılığı yapmış olalım ama kadınlarımızın ve gençlerimizin de en kısa zamanda bu örgütleri kurmalarını rica ederim başkanım. Tabii ki öyle Turan Bey ama kadınlarımızda da bir eksiklik görüyorum ben. Çünkü bugüne kadar derneğimizden hiçbir talepte bulunmadılar. Bundan müzdaribim. Yani bir tane kadınımız çıkıp da demedi ki ya... İşte başkan biz de bu oluşumda yer alalım. Evet. Derneğin yönetiminde yer alalım. Ne bileyim kadın kolları kuralım. Böyle bir talep de olmadı. Biz de dediğim şartlardan dolayı biz de pek buna yapamadık, yönelemedik. İnşallah ileriki zamanlarda derneğimiz daha derli toplu hale gelirse evet. Belki onu da o da düşünebilir ama en azından bende olmadı ama bir dahaki yönetimde mutlaka kadın yönetimde kadınların bulunmasını istiyorum başkanım, ve arzu ediyorum. Şunu şöyle söyleyeyim. İnan bu programdan sonra bizim kadınlarımız, gençlerimiz size gelecek. Başkanım biz de derneğimizde çalışmak istiyoruz. Bize ne görev verirse yapmak istiyoruz. Belki de 3-5 arkadaşım bir araya gelerek bu kadın kollarını ve gençlik kollarını kuracaklar. Ben ondan eminim. Süper olur. Yani bekliyorum. Yani bu çağrıma için. Lütfen sizler de ekran hangi kameradayım burada mıyım? Yağmurköy'lü dostlarımız, analarımız, bacılarımız, genç kardeşlerim, lütfen en kısa zamanda ama en kısa zamanda derneğimize, başkanımıza, yönetim kurulumuza başvuralım ve böyle bir oluşum içine girelim. Bu vesile olsun, Sevdamı Sokak programı vesile olsun. Biz de diyelim ki helal olsun ya, vallahi programa geldiler, konuştuk. Ondan sonra da kadın kollarımızı da, gençlik kollarımızı da kurmuş diyelim. Evet, Yağmurköy'lü bayanlarımıza duyuruyoruz evet, burada. Yani. Bu çağrı yapıyoruz. Siz talep edin, biz yapalım. Hiç sıkıntı yok.
Evet, kesinlikle. Tokat'ın hemen hemen her köyünde var. Var yani başkanım. Kadın kolları var, gençlik kolları var. Çok güzel olur yani bence. Evet, yani, Kur'an Bey doğru diyor. Evet. Öyle olur, daha güzel olur başkanım. Derli toplu derneklerde yani bir araya yaşayan köylülerde bunlar gerçekleştirildi. Ama dediğim gibi İstanbul coğrafyası çok büyük bir coğrafya. Kesinlikle. Tekirdağ'dan Tuzla'ya kadar. Başkanım, katılıyoruz. Bunlar da haklısınız. Yani değişik yerlerde oturuyorsunuz, çok uzaklarda oturuyorsunuz. Belki bir araya gelemiyorsunuz. Bunların hep sıkıntısını yaşıyoruz. Bütün derneklerimiz yaşıyor ama ya bu başlangıç olursa aşılamayacak yol yoktur. Öyle yapmamızda fayda var başkanım. Haklısınız. İnşallah böyle bir talep gelir. Biz de elimizden ne geliyorsa şahsi ve dernek olarak yapma sözünü ben veriyorum. Ama eyvallah, yeter ki onlardan bir talep gelsin. Kesinlikle. Bu böyle. Başkanım, bizim programın formatında belli bir kısmında seyircilerime gidiyorum. Onlarla da konuşuyoruz. Onların görüşleri, fikirleri varsa onları da alıyoruz. Dilersen ben hemen sıcağı sıcağına gideyim izleyenlerimize. Onların görüşleri, fikirleri var mı? Selam kelam da olur ama derneğimizden de beklentileriniz olur. Bunları alalım ve seyircilerime merhaba deme üzere gidiyorum. Hadi bakalım. Ve adetten ben soruyorum. Adetten soruyorum kimler konuşmak ister diye soruyorum. Ona göre özellikle kadınlarımızın, analarımızın da konuşmasını istediğimi söyleyeyim ona göre. Ana, konuşur musun? Bir selam kelam var mı? O kadar işte. Selam gitti. Selam göndereyim Yağmur köylüleri. Gitti. Buyur ablacığım. Benden de selam olsun Yağmur köylüleri. Tanıyalım sizi. Komşularıma. Ben burada Gülay Taç. Yağmur köylüyüm. Eşimi tanıştırayım. Eyvallah. O kendisini tanıştırır. Bak işte böyle olacak ha. Kadınlar böyle olursa iyi. Hocam herkese selam olsun ben. Selam olsun. Çok teşekkürler ablacığım. Yüreğine sağlık. Çok teşekkürler. Sağ olun. Efendim buyurun. Vallahi mı? Sen sonra konuşacağım birazdan. Olmaz. Buradan konuşmak isteyen var mı? Damala da gider selam. Ablacığım konuşur musunuz? Siz? Kendi aramızda konuşmadan konuş. Herkese teşekkür ediyorum. Bunu böyle yönetmek lazım. Evet anacığım. Adın soyadını da söyle ana. Adım soyadım Şükriye Erkonak. Eyvallah anacığım. Yağmur köyüne selam gitti. Evet. Gitti. Eyvallah. Çok teşekkürler buradan. Turan Bey. Buyurun. Orada Necati Askül var. Bir şeyler söyleyecek. Hemen. Başkan emrin olur elbette. Buyurun. Yakın evet, tutalım mikrofonu. Köyümüze selam gönderiyorum. Göndereceğiz. Abim var, yengem var. Onlara selam olsun. Yakın tut. Bu kadar yani. Bu kadar mı? O zaman seni de tanıyalım. Adını soyadını söyle. Ben Yeşilyurt Yağmur Köyü'ndenim Tokat'ın. Eyvallah. İsmim Necati, soyadım Hasgül. Eyvallah abim. Çok teşekkürler. Selam da gitti ha vallahi. Unuttuğun var mı? Efendim? Unuttuğun var mı selam kelamda? Vallahi unuttum. Sadece köydekiler işte. Ne olacak hepsine gitsin. Hepsine gitsin. Gitsin. Tamam. Çok teşekkürler. Dayı. Mikrofonu yakın tutacağız evet. Ben de oturayım ya. Oturalım. Ben de Yağmur. Mikrofonu yakın tutar mısın dayıcığım? Ben de Yağmur Köyü halkından Hüseyin Kılıç. Kardeşlerime, bacılarıma, eniştelerime selam eder. Yeğenlerin gözlerinden öperim. Oğlum Bekteş Efendi'ye selam ederim. Gelinliğim Aysun Hanım'a selam eder. Gözlerinden öperim. Hepinize teşekkür ederim. Size de teşekkürler ederim. Sağ ol. Var ol yüreğine sağlık. Konuşur musunuz? Yok bak unuttu bak. Başkan selamı unuttu. Şimdi bir daha isteği. Buyurun. Ben Hacı Veli Aytaç. Yağmur köylüyüm. Buradan köyümüzün büyüğü Kasım Erdem'e selam eder. Selam olsun. Ellerinden öpüyorum. Eyvallah. İsmail Erdem'e selam olsun. Onun da. Herkese selam olsun. Selam olsun. Evet. Eyvallah. Buradan sana geleceğim. Anacığım buyur. Sen el ettin ya. Mikrofon istemedin mi? Ya bırak da kendisi söylesin ya. Ablacığım konuşur musun bak? Eşiniz konuşur, sen de konuş. Ben Yağmur Köyü'nden Levza Hasgül. Bütün Yağmur Köylüler Hasgül ailesine selam eder. Büyüklerin ellerini, küçüklerin gözlerini öperim. Eyvallah. Avusturya'da bulunan görümcelerime, çocuklarına selam ederim. Hepsinin gözlerini öperim. Çok teşekkürler. İzmir'de ablam var, kardeşim var, Gebze'de abilerim var. Hepsine selam ediyorum. Selam olsun. Hepsini de öpüyorum. Ablamıza verelim yan tarafa. Kız konuş. Valla.
Hadi hadi konuş. Vallahi mı diyor? Tamam. İyi akşamlar. Ben de Yağmur Köyü'nden adım Samet, Samet Hasgül. Eyvallah. Buradan bizi izleyen tüm köylülerimize, köyde bulunan, işte yurt dışında bulunan, işte her neydi, her nerede varlar. Nerede olursa herkese selam gitsin. Hepsine selam söylüyoruz. Eşimin yerine konuşayım. Kendisi Malatyalı. Sen niye yerine konuşuyorsun ya? Yani kendini yabancı hisset herhalde. Yok, biz burada bir aileyiz. Tamam. Abla ona inat konuşur musun? Vallahi mı? Bir dahaki sefer abi. Eyvallah. Alayım o zaman mikrofonu. Teşekkürler. Buradan konuşmak istiyor. Anacığım. Yakın tutacağım mikrofonu. İçinden gelenleri söyleyeceğim. Evet. Ben Yağmur Köylüyüm. Evet. İstanbul'daki kızıma. Evet. İzmir'de 3 tane kızım var. Maşallah. Köyde görümlerim var, eltim var. Bütün köylüme ayrı ayrı selam. Evet, yakın tutalım. Ayrı ayrı selam. Hepsine selam. Çok teşekkür ederim. Alayım mikrofonu anacığım. Alayım. Ablacığım. Al. Verelim ablamıza. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler. Çiçek Erdem Özüpek adım. Ben de Yağmur Köylüyüm. Buradan bütün köylülerimize sevgiler ve selamlar gönderiyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Size iyi programlar diliyorum. Programlarınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Başkanımız Özcan Bey'e de görevinde başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ablam konuşur musun? He. Valla. Ben öncelikle Sivaslıyım. Yağmur Köyü'nde bir senelik gelinim. Çok güzel. Buradan Elif Erdem'e, Cemal babama selamlar gönderiyorum. Hepsini çok seviyorum, öpüyorum. Yağmur Köyü'ne başarılar dileyim artık. Ne güzel işte. En güzeli bu. Alayım lütfen. Talip kardeşim bir eser okuyalım. Sonra ben buradan röportajlarımıza devam edeceğim. Hadi bakalım. Geçiyor önümden sirenler içinde, ah eller üstünde, çiçekler içinde. Geçiyor önümden sirenler içinde, ah eller üstünde, çiçekler içinde. Dudağımda yarım bir sevdanın hüznü, aslan gibi gözlü türküler içinde. Dudağında yarım bir sevdanın hüznü, aslan gibi gözlü türküler içinde. Basardım avluda hep buluta atarken, çıkar içerken yahut çoklanırken. Basardım avluda hep buluta atarken, cigara içerken yahut coplanır. Kimseyle konuşmaz, dal gibi titrerdi çocukça sevdiği çiçeği solarken. Kimseyle konuşmaz, dal gibi titrerdi çocukça sevdiği çiçeği solarken. Diyarbakırlıymış kodatı Bahtiyar, suçu saç çalmakmış öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış adı Bahtiyar, suçu saç çalmakmış öğrendiğim kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar, yaralıyım yerde kalan sazı kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar, yaralıyım yerde kalan sazı kadar. Beni tesadüf
kaldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Beni ses saldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Ne yapsa neyse üstüme geçmişler, mavi gökyüzünü bana dar etmişler. Ne yapsa neyse üstüne gitmişler, mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Gazetede çıktı üst satır yazıyla, uzamış sakalı çatlamış sazıyla. Gazetede çıktı üst satır yazıyla, uzamış sakalı çatlamış sazıyla. Birileri ona ölmedin diyordu, ölüm ilanında yüzümle gülür. Birileri ona ölmedin diyordu, ölüm ilanında yüzümle gülürdü. Bakırlıymış kod adı Bahtiyar, suçu saç çalmakmış öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış kod adı Bahtiyar, suçu saç çalmakmış öğrendiğim kadar. Geçiyor önünden gül yüzlü Bahtiyar, yaralıyım yerde halam sazı kadar. Geçiyor önünden gül yüzlü Bahtiyar, yaralıyım yerde halam sazı kadar. Geçiyor önünden gül yüzlü Bahtiyar, yaralıyım yerde halam sazı kadar. Efendim çok teşekkür ederim. Ben alkış istemiyorum. Alkışlar Ahmet Kaya'ya gelsin diyorum. Mapusun içinde üç ağaç incir, mapusun içinde üç ağaç incir. Elimde kelepçe, boynumda zincir. Oy zulüm zulüm, başımda durun, uzak git ölüm. Zinciri sallandıkça her yanım sancır. Zincir sallandıkça her yanım sancır. Düştüm bir ormana, yol belli değil. Oy zulüm zulüm, başımda durun, uzak git ölüm. Düştüm bir ormana, yol belli değil. Oy zulüm zulüm, başımda durun, uzak git ölüm. Kimimiz külek, oy zulüm zulüm, başımda durur, uzak git ölüm. Zinciri sallandıkça her yanım sancır. Zincir sallandıkça her yanım sancır. Düştüm bir ormana, yol belli değil. Oy zulüm zulüm, başımda durur. Teşekkür ederim. Eyvallah kardeşim. Sağ yüreğine sağlık. Sağ olun. Talip özlemişiz lan seni. Vallahi özlemişiz. Allah dedim ya Turan abi.
sizin gibi güzel abilerimiz, dernek başkanımız, yani güzel halk, güzel insanlar olduğu sürece eyvallah. Biz buralardayız abi. Eyvallah, yüreğine sağlık. Nasıl başkanım? Turan Bey, Talip Bey de bizim yakın köylümüz ayrı zamanda. Öyle mi? Tabii, tabii. Selüklü. evet. Ne güzel. O zaman ben buradan köydeki insanlara... Selam gitsin, evet. Turhal'da bizi izliyorlarmış arkadaşlarım. Onlara da buradan selamlarımı gönderiyorum. Eyvallah, çok teşekkürler. Özen Başkanım, Yağmurköy Derneği olarak yakın olduğunuz dernekler, köy dernekleri var mı? Ortak etkinlik yaptığınız ya da ilişkilerinizin iyi olduğu dernekler hangileri başkanım? Şimdi tabii ki Turan Bey, yakın olduğumuz derneklerimiz var. Evet. Artuan'ın köylerinden var, Yeşilyurt'un köylerinden var. Dediğim gibi özellikle Doğulacık Köyü. Daha önceki yönetimimiz böyle bir şey denedi, ortak bir etkinlik yapmayı. Ancak sonra sebebini bilmediğim nedenlerden dolayı iptal evet. ettiler. Biz ama benim dönemde hiçbir şekilde böyle bir ortak etkinlik talebimiz birbirimize olmadı. Ortak etkinliğimiz yok ama dediğim gibi kardeş olduğumuz, bir olduğumuz, beraber olduğumuz derneklerimiz evet. var. Ama bir taraftan da şöyle bir şey başkanım. Köy derneklerinin bir araya gelerek çatı örgütler oluşturduğu federasyonlar, konfederasyonlar var. Bunlarla bir bağlantınız var mı? Mesela Tokat'ta Dernekleri Federasyonu'na bir tanışıklığınız var mı? Var desem yalan söylerim Turan Bey. Evet. Çünkü birinci neden şu. Ben dernek başkanı olarak Tekirdağ ilinde evet. yaşıyorum. Derneğimizin merkezi İstanbul Esenyalı'daydı. Evet. Ben geldiğimde orada bir lokal vardı. Kira ödeniyordu. Ama hiçbir şekilde derneğimiz o dernekten yararlanamıyordu. Yani sadece kira ödüyorduk. Evet. Derneğimizde şöyle bir şey var Turan Bey. Derneğimiz sadece aidatlarla ve yaptığımız etkinliklerde kalan bir takım ücretlerle ayakta kalabiliyor. Kesinlikle evet. Derneğimizin zaten üye sayısı az, söylemiştim size. 80 civarında bir üyemiz var. 20 kişi üye olmadı. Olmamasının nedenlerini ben bir türlü anlamış değilim zaten. O benim için bir derttir. Kesinlikle katılıyorum başkanım. Evet, yani şöyle Turan Bey, ben şunu diyorum her zaman. Peki size göre, şimdi bizi izleyen dostlar da, üye olmayan Yağmurköy'lü dostlarımız da var. Acep niye üye olmuyorlar? Neden? Yani size göre bir bahanesi olabilir mi? Gerçi bunun bahanesi olmaz da, ne diyorlar başkanım? Ben de başkanlığa gelince hep şey dedim. Neden? Neden? Yani neden üye olmuyorsunuz kardeşim? Biz elimizi cebimize sokmuyoruz. Evet. Sizden ekstra bir para talebinde bulunmuyoruz. Ekstra derneğe bir iş talebinde bulunmuyoruz. Evet. Ben hep şunu diyorum Turan Bey, dernek başkanı olarak. Diyorum ki, kardeşim bak, köyümüzde benim cenazem olup da benim köylüm benim cenazeme gelmiyorsa ve benim tabutumdan tutmuyorsa, beni toprağa gömmüyorsa, benim köylüm olsa ne olur, olmasa ne olur? Gene diyorum ki, benim çocuğumun düğününde yağmur köylüler gelmiyorsa, birlikte halay tutmuyorsak ve birlikte sevinmiyorsak, benim köylüm olsa ne olur, olmasa ne olur? Allah başkanımıza benim için bir alkış yapar mısınız? İşte özeti bu. Yani yağmur köylüyüz. Ama ne ortak etkinliğimiz var, ne bir araya geliyoruz. Uzaktan uzağa ben yağmur köylüyüm diyoruz. Bunu kabul etmiyoruz değil mi başkanım? Evet, kesinlikle. Ben şunu diyorum Turan Bey. Evet, düğünlere çağırıyorlar. O üye olmayan arkadaşlarımızın da düğünlerine gidiyoruz. Cenazeler olduğunda cenazelerine gidiyoruz. Çünkü neden gidiyoruz? Onlarla bir kökenimiz var. Evet. Birlikte büyüdük. Yani kesinlikle. Birlikte o topraklarda kavrulduk. Birlikte çobanlık yaptık. Ne bileyim, her türlü her şeyimiz, bir çocukluğumuz birlikte geçti. Cenazesine gitmemem mümkün değil. Derneğe üye olsa da olmaması da. Ama derneğe üye olsalar ne kaybedecekler? Ben duydum ki bazı arkadaşlar dernek üyeliğinden geri çekilme talebinde de bir iki arkadaşımız bulunmuş. Bu da beni çok üzdü. Yani dedim ki, ya neden çekiliyorsun? Evet. Yani dernek senden ekstra bir şey mi istiyor? Sana bir zararım var. Evet. Yani bugüne kadar bir tane arkadaşımız çıksın dedisin ki derneğin bize bir kuruş zararı var kardeşim. Ben bundan dolayı derneğe üye olmuyorum. Yani açıklasınlar, biz de bilelim ne olduğunu. Yani biz bu akşam içimizi döküyoruz başkanım burada, doğru. Evet. Şimdi dernek burada birleştirici güç. Yağmur köyleri bir araya getiren, gerek SMS'leriyle, düğünleriyle, bayramlarıyla, etkinlikleri bir araya tutan bir çimento. Gelin sizler de bu çimentodan faydalanın. Derneğimizi çatısı altında bir araya gelin. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi başkanım? Bence bundan daha güzel dünyada hiçbir şey yok. Yok. Bunun maddi değeri asla ölçülemez. Kesinlikle. Bu. Ama manevi değeri o kadar çok ki insanlarda. Diyorum ya, ben köyden çıkalı 15 yıl oldu. 15 yıldır ben bazen internete oturuyorum Turan Bey, inanır mısınız? Dağlarda oturduğum taşlara bakıyorum. Ya. Uydudan.
atlıyorum uydan. Diyorum ki ben şu taşın dibinde oturdum. Şurada çobanlık yaparken ekmek yedik, su içtik, ağzımızı paylaştık. Gerçek anlamda Yağmur Köyü sevdalısı. Evet, gerçek anlamda Yağmur Köyü sevdalısıyım ve buradaki birçok insanın da Yağmur Köyü sevdalısı olduğunu biliyorum. Eyvallah. Bunu bizzat yaşıyorum ve konuşuyoruz arkadaşlarla. Herkes benim gibi özlem içerisinde. Yani İstanbul bizim, gurbet bizim asla kalıcı toprağımız değil. Ben biliyorum ki bir gün bu insanlar da yaşlandığı zaman ölüsü dahi gidecek o köye. Mesela bizim köyde hiçbir cenazemizi İstanbul'da bırakmıyoruz Turan Bey. Ne güzel. Cenazemizi İstanbul'a burada bırakmıyoruz. Mezar yerleri çok pahalı Turan abi. Evet, hayır ondan değil. Yani maneviyet. Cenazesini gömecek harbiden yani. Ama ana yurdu, doğduğu yani. Yer, doğduğu yer, köyü evet, çok daha değil. Önemli. Ondan değil. Evet. Kesinlikle maneviyet açısından kesinlikle cenazelerimizi bırakmıyoruz Talip Bey. Eyvallah. Yani. Başkanım bir iki tane mesaj okuyayım. Turan Bey hayırlı programlar, konuk dernek komşu köyümüz Yağmur Köylülere ve dernek başkanımız Özcan Seçkin'e, yönetimine ve köylülere selam olsun. Birlik ve beraberliklerin devamını diler ve yine sanatçı kardeşim Talip Doğan'a selam olsun. Sevgiler, saygılar olsun. Doğulacık Köy Dernek Başkanı Servet Çelik. Başkanımıza selam olsun. Servet Başkanıma ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Turan Bey, değerli köylüleri ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Başta dernek başkanımız olmak üzere tüm gurbetçilerimizi selamlıyorum. Muharrem Erdem. Ona da çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Teşekkürler. Yine İzmir Kemal Paşa'dan demişler. Çok teşekkürler. Başkanım konuşacağız. Bir iki tane daha kritik böyle sorularım var. Daha doğrusu aşmak adına hem Yağmur Köyü'nü tanımak adına bir nefes arası, bir türkü arası daha diyelim. Hadi Talip. Evet, bu eser de ekran mızrapı düşürdük Turan abi. Canlı yayınlar zor oluyor böyle. Mızrak düşüyor. Saz bilmem çalmıyor. Olur. Onun heyecanı yeter Talip. Evet, o güzel aynen. Heyecan. Eyvallah. Evet, bu seride babama, anneme, köye gönderiyorum. Onlar düzgülermiş bizi. Hadi bakalım. Ellerinden öpüyorum. Yeter artık, çekin pis elinizi. Bizde denemeyin emelinizi. Şeytan görse kaçar cemalinizi. Yeter artık diyoruz yani. Yeter. Ağzın kan kokar.
yeri sayam. Karınca incitmek değilken kayım. Ölünüzü yazsın, seriniz bizim. Karınca incitmek değilken kayım. Cehenneme gitsin, ölünüz sizin. Eyvallah. Gülene sağlık kardeşim. Biz böyle iyiyiz. Türkülerimizle böyle güzeliz. Turan Bey. Evet. Reklama gideceğiz başkanım, evet. Mesaj numarası için arkadaşlar şey gönderiyor. Tamam, o zaman bize aktif olarak katılmak isterseniz telefonunuzun mesaj yaz bölümüne. Büyük harfle Yıldız TV bitişik yazıyorsunuz. Bir boşluk bırakıyorsunuz. Mesajınızı yazdıktan sonra 3969'a gönderin gelsin. Yıldız TV bir boşluk 3969'a gönderin gelsin. Yine salonları İsa'dan Muharrem Çaldıran kardeşimle yine çiçeğiyle bizleri onurlandırdılar. Sancaktepe Yeni Doğan'da kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Muharrem kardeşim sağ ol, var ol. Salon Larissa emekçilerine de teşekkür ediyoruz. He neredeyiz? Minnacık ara. Aradan sonra buradayız. Aman bir yere kaybolmayın.